Arkadaşlar, Mimarize kanalına hoş geldiniz. Ben genel sekreteriniz Semih Çömlek. Bugün sizlere bir farklılık olsun dedim. Ne yapacağız? Üst dört tasarlayacağız. Ve ayrıca iki şey öğreteceğim bu üst dört üzerinde. Birincisi, ölçülendirmedeki parametrenin farkını. Parametre oluştururken ölçülendirmede bize işimize nasıl yarayabilir bunu görmüş olacağız. Ve instance'la type'ın farkını bu üst dörtte net bir şekilde anlamış olacağız. Hemen bir yeni bir proje dosyası oluşturalım. New diyorum. Architectural template'den gireceğim. Okey. Daha önceden de yapmış olduğumuz gibi conceptual mesh kullanarak ilerleyeceğiz. Conceptual mesh'e geliyorum. Metric mesh seçeceğim. Ve buradan üst örtümüzü hazırlamaya başlayacağım. Her projede olduğu gibi projede de ilk önce milimetre ayarlarımızı kontrol edelim. Units yaparak. Bakın burada milimetre olmadığım belli. Milimetre olarak çalışıyorum. Yaptığım bütün projelerde aynı birimi kullanmak zorundayım. Plane diyerek burada yeni referans çizgilerimizi oluşturacağım. Buraya bir değer gireceğim, 10.000, yani 10 metre olarak. Şu çizgileri şöyle offsetleyerek ilerliyorum. Ve diğer çizgiyi de 15.000 yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, sırada ölçülendirme işlemi var. Şöyle bir buraya ölçü verdim. Bir buraya verdim. Aynı zamanda bir de boydan verdim. Burada da boydan vereyim. Şimdi size bahsettiğim şey ölçülendirmede parametre işlemini kullanmak. Ölçümüze tıklıyorum. Burada label'ın altında none yazıyor şu anda ama bir parametre oluşturmamız gerekiyor. Bakın burada parametre seçeneği var. Create parameter diye. Burada yeni bir parametre oluşturacağım. Genişlik diyorum mesela buna. Okey. Bakın type instance. Daima bu projemizde type değil instance'ı kullanacağız. Bunun farkını da projenin sonunda net bir şekilde neden yaptığımızı anlayacağız. Genişlik yaptım. Bakın yazı geldi zaten. Aynı şekilde buraya da bir parametre oluşturalım. Uzunluk diyelim buna da. Yine aynı şekilde instance. Okey. Plane demiştim. 8000 olarak yapacağım. 8000. 8000. Bir de 6000'lik oluşturacağım. Tamamdır. Buralara da bir ölçülendirme verelim. Tamamdır. Bakın burada 10.000 metre 10.000 metre diye ayırmışım. AQ diye bir simge var. Arkadaşlar bunun önemini de biraz sonra anlatacağım. Şu an 1000 metre yazdığındaki farkıyla AQ'yu açık aktif hale getirdiğimdeki farkı anlayacağım. Bu AQ şimdi referans noktalarımızı belirleyelim. Level 1'e geliyorum. Bir dakika. Level 1'e şuradan gelelim. Şunu şu an kapatabilirim. Referanstan bu sefer referans noktamı belirleyeceğim. Şu noktayı da şu noktayı seçiyorum. Bunları şunu seçiyorum. Aynı zamanda orta noktalarını da seçelim. Şimdi üçüncü boyuta gelelim. Bu arada yazı boyutları ile ilgili de değişiklik yapabiliriz. Burada bakın. Ölçeklendirmeyi kaç yapalım? 500 ideal. Evet, böyle daha güzel oldu. 500 olarak kalsın. Properties panelinde Family Types seçeneğine tıklayalım. Bakın burada oluşturduğumuz parametreler genişlik ve uzunluk olarak gelmiş. Buradaki değişiklikleri görelim ama level 1'de görmek istiyorum ben. Şöyle köşelendireyim bunu. Properties'e geldim yine. Bakın uzunlukları değiştirdiğim zaman 25. Bunu da 20 yapalım mesela. Okey diyorum. Bakın değişikliklere. Şimdi fark edeceksiniz zaten. Bunu 25, bunu da 30 yapacağım. Peki bakın buraya şu an 25.000 ya. 30.000 yaptığımızda 30.000 yaptığımızdaki farkı görelim. Eşit olarak bölündü. Gördünüz mü? Ama ben burada AQ'nun işte dedim ya bunu kaldırmasaydı 1500 olarak kalsaydı ve ben bunu tekrardan level 1'e gelelim görelim. 25.000'e çevirdiğim zaman bakın değişikliği. Gördün mü? Sadece burası kısaldı. Amacı eşit olarak uzaklaştırmasını sağlıyor. Bu yüzden AQ'yu daima açık bırakın. Eşit şekilde. Şimdi tekrar görelim. Level 1 hızlıca.
Bu 25'te 25.000 olarak kalacak. Diğeri de 30.000. Bu arada Properties'imizi açalım. Yeni bir level oluştururuz arkadaşlar. Create'e gelerek burada level oluşturma aracı var. Buradan uzaklıklarını belirleyelim. İlki 6.000 olsun. Daha sonra 5.000. 5.000. Yeterli. Şimdi bazı çizgilerde oynama yapalım. Şeyimizde sorun yok uzunluklarımızda. Noktalarla yüksekliği ile ilgili bir oynama yapacağız. Şu an levellerimiz de tamam. Şimdi arkadaşlar şu iki noktayı offsetlemek istiyorum yukarıya doğru. 5.000 kadar offsetleyeceğim. Şu ortadaki çizgiyi de bakın level burada üst level oluşturduk ya en son en üsttekine bırakacağım. Bıraktım. Aynı şekilde bunu bir alt levele şu orta noktayı da bir altına bıraktım. Şöyle bakalım. Tamam. Sadece ortadaki 3 çizgiyi şey olarak oluşturacağım. Referanstan ark olarak oluşturacağım. 3D Snap'iniz açık olduğuna emin olun. Şöyle. Seçim aracını şöyle. Daha sonrakileri referanstan spline seçeneğiyle devam edeceğim. Bu kadar. Daha sonra create form yapıyoruz arkadaşlar. Hazır. Şimdi üst örtümü seçiyoruz. Tab'a basarak seçtim. Device Service seçeneğine tıklıyorum. Ve bunu bu sefer tab'la seçtim. Pattern oluştururken Rombit seçeneğine gelin arkadaşlar. Rombit üzerine ilerleyeceğiz. Buradan Fixed Distance'larınızı ayarlayın. Bu sefer 3000 çalışacağım. Evet hazır. Şimdi arkadaşlar level 1'e gelelim. Bakın değişiklik aynı şekilde tekrarlayacağım burada Properties'te. Bakın 25.000 30.000'di. Bunu 30.000, bunu da 35.000 yapıyorum. Bakın. Gördünüz mü? 30.000, 35.000. Eşit miktarda arttı. Sadece göstermek amacıyla yapmışım. Şimdi ne eski haline geri getireceğim. 25.000, 30.000 insan. Şu an üst örtümüz aslında hazır. Sadece bunun family oluşturması kaldı. Yine file diyerek new'den family seçeneğini yapıyoruz. Daha önceden seçtiğimiz gibi generic model pattern based seçeneğiyle ilerleyeceğiz. Burada da unit ayarlarına ilk önce bakıyoruz. Milimetre olarak çalışacağım. Okey, okey, okey. Referans noktalarımızı belirliyoruz set diyerek. Şimdi sadece referans noktalarımızı seçelim, filtreleyelim hadi. Referans pointler açık olacak, diğerleri değil. Bunları daha önceden de parametre oluşturduk. Offset değerinden yeni bir parametre oluşturalım. İsmi de kalınlık olsun. Ama type değil, bakın arkadaşlar dikkat edin. Instance'a seçeceğiz. Bunun sebebini biraz sonra anlatacağım. Okey. Şimdi bizim parametremiz buraya geldi. Bunun yüksekliğini de 600 olarak gireceğiz. Okey. Hemen referans çizgilerimizi de işaretleyelim. 3D snapping'imiz açık. Şöyle seçiyorum hepsini çok hızlı. Yani bu sefer çok basit olacak. İki referans çizgimizi seçtik. Create form yapıyorum. Bu kadar. Sırada sadece parametre oluşmasına kaldı. Yüzeyimizi seçiyorum. Tab basarak seçebiliriz. Seçemedim. Evet şu anda seçtim. Materyal kısmında bir parametre oluşturacağız. Birim yüzey diyebiliriz. Birim yüzey. Arkadaşlar yine dikkat etmemiz gereken şey type değil instance olarak işaretleyeceğiz. Okey. Okey. Şimdi projeye yüklüyoruz.
Unuttuğum şey, bakın daha önceden de söylediğim gibi, rectangle. Hani bunu rhombit olarak çalışmamız gerekiyordu. Yani isterseniz diğer çalıştığımız şeyde bunu rhombitten rectangle'a çevirip atayabiliriz. Zaten rectangle'ın altına gelecek veya değiştirmek istiyorsak hemen değiştirebiliriz şu anda. Bunu rhombit olarak değiştirelim. Ve bunu yeniden tasarlayalım. Arkadaşlar ben sizin için değiştirdim şu anda tasarımımızı. Rectangle olarak değil, rhombit olarak yeniden yaptığım işlemi. Yani eski kaldığımız yerden devam edebiliriz. Loot in the project diyerek proje ekleyeceğim. 3D'den bakalım. Yüzeyimizi seçtik. Rhombit'e gelerek. Rhombit'in altına Family 2 olarak geldi. Atıyoruz. Şu an geldi. Kalınlığı belli. Şimdi arkadaşlar birim yüzeylerinden sadece birini taba basarak seçtim. Burada materyal kısmında birim yüzey olarak zaten parametremiz gelmiş. Burada parametresini, burada kategori seçeceğiz arkadaşlar malzemesini. Şu an malzemesi belli değil çünkü. Yeni bir malzeme oluşturacağım burada. İsmi de değiştirerek alüminyum yapıyorum. Bunu Use Render Reference yapıyorum. Ve daha sonra şu malzeme kütüphanesinden Appearance Library'nin altında metal kısmı bakalım burada metal kısmında alüminyumlar var zaten farklı farklı. Hani alüminyum fileti seçebiliriz arkadaşlar. Hazır. Okey diyorum. Bakın şu an sadece bir yere atadık. Eğer hepsini atamak istiyorsak arkadaşlar bir yüzeyi seçtikten sonra sağ tık yapıyoruz. Burada Select all instance'ın altında in entire project diyor. Böylelikle projenin hepsini kapsıyor. Burada materyal kısmında aynı şeyi tekrarlıyoruz. Okey diyorum. Zaten hazırlığı. Okey diyorum. Ve artık projemiz malzemesi bütün hepsini kapsadı. Instance ile type'ın farkı burada belli olacak arkadaşlar. Bakın tab basarak şu anda farklı yüzeylerin yüksekliklerini değiştirmek istiyorum. Burada yani kalınlık olarak offset değeri olarak belirlediğimiz bir parametremiz vardı sizle. Mesela bu değeri 600 yerine ben şu anda 800 yapmak istiyorum. Bir tanesi değişecek. Arkadaşlar yüzeyleri kaldırmadan önce yapmamız gereken bir işlem de üst örtüyü seçtikten sonra şurada alt kısımda component flip var. Bunu işaretlemenizi istiyorum ki sırada birim yüzeyleri kaldırmaya geldi. Bir tanesini seçtim mesela. 600 yerine 800 yaptım burayı. Bakın yüksekliği arttı. Veya başka bir yüzey seçelim. Birkaç tane daha seçelim. Bunu da 10.000 yapalım. Yani component flip yapmamızın farkı eğer yapmasaydık bunlar alttan çıkıyor olurdu. Şu anda üstten çıkıyor. Yani farklı farklı yerleri seçip yüksekliğini değiştirebiliriz. Yani instance ile type'ın farkı da bu aslında. Eğer biz familylerimizi oluştururken instance yerine type seçmiş olsaydık burada yapacağımız herhangi bir değişiklikte birim yüzey değil bütün hepsini etkilerdi. Yani hepsi birden kalınlığı artardı. Mesela farklı birkaç yer daha seçelim. Tamam basarak işlem yapabiliriz. Seçtim. Yine tab'a basıyorum. Bir tane daha seçtim. Bunu da 12.000 yapalım. Şöyle bakın. Bazılarını da azaltalım. Şu aradakileri. Bunu da 400 yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi görünüşlerden bakalım. Nasıl duruyor? Böyle daha iyi. Zaten burada yükseklikleri daha farklı algılanabiliyor. Evet. Arkadaşlar bugün size instance ile type'ın farkını ayrıca bu ölçülendirmedeki parametrenin önemini anlatmış oldum. Umarım beni izlediğiniz için memnun kalmışsınızdır. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.